Hepinize merhaba arkadaşlar. Terry Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız ise bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu bir TRF futbol klasiği olan transfer haberleri yani transfer dedikodularını sizinle konuşacağız arkadaşlar. Sizler de yorumlarda transfer haberlerinin gerçekleşebilip ya da gerçekleşemeyeceğini yorumlara yazarak bize destek olabilirsiniz. Ya da kendi bildiğiniz transfer haberlerini yoruma yazmayı da unutmayınız. Beşiktaş'ta futbol kariyerinin ikinci baharını yaşayan Ryan Babel Çinlilerin gözdesi oldu. 14 milyonluk resmi teklifi çeviren Babel sezon sonunda görüşme kararı almıştı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu yılda 2 milyon avro garanti ücret ve maç başı 4000 avroya Beşiktaş'ta oynuyor. VB'nin adeta kapısından dönen Josef de Souza Fenerbahçe'de ciddi alıcı olan futbolcuların başında geliyor. Buna rağmen 10 milyon avroluk bonservis bedeli önündeki set olarak görünüyor. Olası ayrılığı bir sürpriz olarak değerlendirilmeyecek. Galatasaray'da olası transfer kısıtlaması durumunda Sofyan Fegül'ünün rotası değişebilir. 7 ve 10 milyon avroluk potansiyeli bulunan Cezayirli oyuncu Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri olarak görünüyor. Başakşehir'in resmi tekliflere rağmen Katar ve Sevilla'ya göndermediği Edin Visca Süper Lig'de yine Asis Krallığı'nın zirvesinde bulunuyor. Rakamların 15 milyon avronun üstüne çıkması durumunda Bosnalı Yıldız'ın ayrılığı gerçekleşebilir. Antalya Spor maçında Penaltıdan topu havalandıran ve gol sayısını 23'e çıkaran Trabzonspor'un milli yıldızı ayrılık sinyali verdi. Tecrübeli golcünün sezon sonunda ya Başakşehir ya da Beşiktaş'a gitmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta 5 yıllık prensip anlaşmaya varan Oğuzhan Özyakup resmi imzayı henüz atmadı. Sözleşmesi biten Oğuzhan'ın adı. Özellikle İngiliz takımlarıyla anılıyor. Bir sürpriz o yapıp Beşiktaş'a veda edebilir. Abdülkadir Ömür'ün talipleri. Her geçen gün artıyor. Devre arasında birçok menajerin isteyen çok takım var. "Yetki verin, işi bitirelim." tekliflerini. Elinin tersiyle iten ve sezon sonunu işaret eden yönetim, yaz aylarında masada bir ay terlemesi bekleniyor. Düşünülen para ise 25 milyon avro. Snyder'den sonra 10 numara mevkisinin yükünü fazla kaldıramayan Berhanda Dünya Kupası'nda sahne alacak. İyi performans sergilemesi halinde Galatasaray, çift haneli bonservise hayır demeyecektir. Fas milli takımı ile Dünya Kupası'na katılacak olan Nabil Diran'ın Fenerbahçe taraftarı Yıldız'ı bir türlü barışmadı. O da Fenerbahçe'den ayrılabilecek isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağladığı Wagner Love'ın yeni rotası olarak Brezilya gösterildi. Siyah beyazlar bu oyuncuyu takasta kullanabilir. Love olmazsa Negro da gönderilip farklı tipli bir golcü alınacak. Trabzonspor'un 24 yaşındaki milli oyuncusu Okay Yokuşlu Alman ekiplerinin radarında ve sürekli izleniyor. 8 milyon avroluk teklif durumunda Trabzonspor yönetimi Oka'yı gönderecek. Başakşehir'de beklenen performansı henüz veremeyen Arda Turan, gelecek sezon notasını başka bir yere çevirebilir. Başakşehir'in şampiyonluk veya Arda Turan'ın Barcelona'dan satılması durumunda Arda'yı başka bir takımda izleyebiliriz. Hem sezon başında hem devre arasında Beşiktaş'ın en gözde isimlerinin arasında yer alan Tosic, 5 milyon avro rakama satılması Fikret Orman'ı mutlu edecekmiş gibi gözüküyor. Bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinde dikkatini çeken Yusuf Yazıcı için konuşulan bonservis bedeli 15 milyon avro. Yusuf'un 2022'ye kadar Trabzonspor'la sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın 21 milyon avroya bonservisini almak istediği Talisca için birçok takım devrede. Beşiktaş bonservis bedelini ödese bile son söz Talisca'nın. Ligde 8 yıl sonra şampiyon olmak isteyen Bazel'in Galatasaray'da Gomis'in arkasında kalan Eren derdi yok istediği belirtiliyor. Adım adım gol krallığına koşan mi Gomis'in arkasında kulübeye mahkum kalan Eren derdi yoka transfer teklifi var. İsviçre basını ligde 8 yıldır şampiyon olamayan Bazel'in yıldız futbolcu transfer etmek istediğini yazdı. Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon avro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan 29 yaşındaki Eren Galatasaray formasıyla 66 maçta 16 gol bulabildi. Ligde ve kupada iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim sol kanat sıkıntısını çözmek için şimdiden harekete geçmiş durumda. Fenerbahçe'nin gündeminde iki İngiliz oyuncunun olduğu ve yönetimin ikisini birden transfer etmek istediği öğrenildi. Bunların ilki Manchester United'ın İngiliz yıldızı Asel Young. Orta sahanın solunda oynayan Young her iki ayağını birden kullanabiliyor. 2019'un Haziran ayına kadar sözleşmesi olsa da Manchester United'ın hocası Mourinho onu kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe'nin Asel Yang'ı 2-3 milyon avro gibi bedele transfer etmesi mümkün görünüyor. Aykut Kocaman'ın yıldız futbolcu onay verdiği de gelen haberler arasında. ikinci İngiliz'de Manchester United'dan sol bekle forma giyen Lakshaw'ın sözleşmesi yenilenmedi. 23 yaşındaki futbolcu 7 kez milli oldu. Fizik gücünün yanında teknik kapasitesi de yüksek. Bu sezon BBC olarak adlandırılan Karim Benzema, Gerrit Bale ve Cristiano Ronaldo'dan oluşan hücum hattı sıklıkla eleştiriliyor. Real Madrid golcü transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Kulübün simge isimlerinden Luis Figo, Siki Sport'a verdiği röportajda Inter'in yıldız golcüsü Mario Icardi'nin Madrid devine gelmek için hazır olduğunu söyledi. Figo, söz konusu mülakatta Icardi gibi yıldız oyuncuların her durumda adapte olabilecek kalitede olduklarını da sözlerine ekledi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kalabilme mücadelesi veren Inter'de çıktı 31 maçta 25 gol atan Icardi Serie A'da gol krallığı yarışında önemli sıralarda yer alıyor. Manchester United'da bu sezon en çok tartışılan isimlerin arasında yer alan Paul Pogba hakkında ada bomba bir ortaya attı. Takımın Portekizli menajeri Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini öne sürülen Fransız Yıldız'ın yaz transfer döneminde teklif gelmesi halinde satılacağı iddia edildi. Ada dan değil mailin haberine göre Mourinho'nun girişine onay verdiği Pogba için yönetimin belirlediği bonservis bedeli ise tam 160 milyon avro. Pogba 2016 yazında 105 milyon avro karşılığında Juventus'tan Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Muhammed Salah Liverpool formasıyla bu sezon resmi maçlarda 40 gol oluşurken takımın lig ve şampiyonlar liginde yürüyüşünde de başrol oynadı. Salah'ın bu performansının ardından ismi Real Madrid ve Barcelona'nın da aralarında olduğu dev kulüplerle anılmaya başlandı. Mısır milli takımının eski golcüsü Mido 25 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'de beklentilerin üzerinde çıkacağını söyledi. Mido, vatandaşının artık bir sonraki seviyeye atlaması gerektiğini vurguladı ve Real Madrid salla istiyor. Gerrit Bale ve Karim Benzema'nın 4-4-2 beklentilerine uzanda bir performans sergilediğini gördük. Liverpool'da başarılı olacağına dair korkularım vardı. Ancak şimdi bir üst düzey seviyeye zıplamak için hazır. Real Madrid onun güçlü yanlarını kullanabilir diye konuştu. Evet arkadaşlar. Böylelikle bir transfer haberlerinin videosunu daha sonra gelmiş olduk. Sizlere muhteşem bir haberim var. Sizler için PlayStation 4 çekilişi yapacağız. Çekilişe katılma şartları: Instagram'dan ubakircı.9'u takip etmek, cr Demiran FB'yi takip etmek, kanala abone olmak, yoruma hesapları takip ettiğin Instagram hesabını yazıp hashtag #yapıp TR futbol çekilişine katıldım yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Sonuç 22 maçta ya kanalda canlı yayında ya da normal bir videoyla yayınlanacaktır. Bu arada arkadaşlar merak ettiğiniz benim hakkımda sorular varmış. Onları da sizler için hemen 2-3 dakikada yanıtlayayım dedim. Videoyu tam bir 10 dakikaya tamamlayalım isterseniz. Ben de birazcık para kazanmış olayım. Eğer tabi istemezseniz de videodan şu an çıkabilirsiniz arkadaşlar. Benim hangi takımda olduğumu sormuşsunuzdur. Ben PTT 1. Lig'de Gazişehir Sporu tutuyorum arkadaşlar. Gazişehir Spor'da playoff'ta kalma mücadelesi veriyor. Bakalım onun da durumu baya kritik. Ben Gaziantep Gaziantep'liyim arkadaşlar. Önceden Gaziantep Spor tutuyordum. Ancak şu anda Gaziantep Spor'un tutulacak bir yanı kalmadığı için Gazişehir'e geçtik. Biliyorsunuz Gaziantep Spor artık kümede son sırada 14-15 yaşındaki çocuklar oynuyor artık takımda. Yani bayağı batmış bir durumda Gaziantep Spor. Gazişehir Spor ise onun tam tersi biraz daha ilerlemiş durumda. Şu anda playoff'ta bir üst lige çıkma şansı yaşayacak. Umarım çıkar diye düşünüyorum. Şehrimin takımı Tabi sizin de şehrinizin takımları vardır. İnşallah onlar da güzel günler görür arkadaşlar. Bir de bana şeyi sormuşsunuz arkadaşlar. Bu transfer haberleri abi gerçek mi? Nereden alıyorsun? Arkadaşlar bazı benim bazıları benim ajans kaynaklarım. Bazıları ise haber sitelerinden ve internet sitelerinden doğruları doğruluğu kanıtlanmış sitelerden bakarak alıyorum arkadaşlar. Mesela Real Madrid'in sallığa istediğini herkes biliyor yani. Sokaktaki çocuğa sorsanız o da biliyor. Ama biz bu haberi sizlere daha ayrıntılı bir şekilde kimin neler açıkladığını öyle anlatıyoruz arkadaşlar. Yani sizler de daha detaylı bir şekilde anlamış oluyorsunuz böylelikle. Bence beğeniyorsunuz da beğendiğiniz için de videolarımda yüksek izlenmeler görüyorum arkadaşlar transfer haberlerimde. Zaten biz bir transfer haberleri kanalı olmaya başladık yakında. Yani bilmiyorum böyle devam ederse yazın inşallah büyük patlamalar da yapabiliriz. Şu anda 5K'ya ulaştık. İnşallah hafta sonu pazar günü 6K ile bitirmeyi düşünüyorum kanalı. Ondan sonraki hafta 7K yavaş yavaş gelişeceğiz inşallah. Yaz tatilinin sonunda da 50.000 aboneye ulaşmak hedefim. Mobil oyunlar arkadaşlar sormuşsunuz ne zaman başlayacaksın abi. Yazın başlayacağım. Büyük ihtimal online kafa topuyla başlayacağım. Online kafa topu iki de arkadaşlar takımımız var. Takımımıza da katılmayı unutmayınız. TR Futbol y 2 b diye yazarsanız kanalımız çıkacaktır yani takımımız. O takıma da katılmayı unutmayınız. Şu anda Türkiye'de ilk 200'de bulunuyoruz arkadaşlar takım olarak. Başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Hedefimiz Türkiye'de ilk 20'ye girmek. Bunu da yapacağımı düşünüyorum zaten. Yaz saatinde full YouTube'a önem vereceğim arkadaşlar. Yani sizlere önem vereceğim inşallah. Sağlıkça kalınız. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle.